yaşayan çalıştırmaz. Belediye işçileri, belediye şirketlerinde çalışan işçiler, kamuda çalışan taşeronlar ve aile sağlığı merkezlerindeki gruplandırma elemanları taleplerini dile getirmek için Ulus Sanatı önünde bir araya geldi. Talepleri ise çok açık. Maaşlarda ve özlük haklarında iyileştirme ve kadroya geçmek istiyorlar. Kadro hakkınız! Bizler iş güvencesi, iş tanımı, mali ve özlük haklar ve aynı kurum içerisinde ayrıştırılmadan çalışmak istiyoruz. Devlet büyüklerimizden sağlıkçı sıfatımızı ve özlük haklarımızı istiyoruz. Taşeron köleliği artık bitsin diyen işçiler ayrım yapılmaksızın kadro talep etti. İşçiler iş güvencesi için de düzenlemeler yapılmasını istedi. Biz hala taşeron köleliğinden kurtulamadık. Hala burada taşeronda sürülmekteyiz. Bizim hükümet yetkililerinden tek isteğimiz bizi bu taşeron belasından kurtarsınlar. Bizi taşeron firmalardan kurtarsınlar ve hakkımız olan kadroyu bizlere versinler. Eşit işe, eşit ücret isteyen belediye şirketlerinde çalışan işçiler, diğer iş gruplarına sağlanan haklardan yararlanmayı talep etti. 608 bin belediye şirket ve iştirak işçisi olarak taleplerimiz şunlardır. Norm kadro sayıları revize edilerek arttırılmalı, tüm belediye işçilerinin istihdamı bu maddeye göre yapılmalıdır. Sendikalar tarafından her ay açıklanan yoksulluk sınırı tüm belediye işçilerinin net taban ücreti olmalıdır. Kadınların güvenceli ve güvenli çalışma koşulları sağlanmalıdır. Hep birlikte diyoruz ki devlet taşeron çalıştırmaz. 100. yılını dolduran devletimizde taşeron sorunu ortadan kaldırılmalıdır. Toplum yararda çalışanlar platformu da deprem bölgesinden gelerek Ulus Sanatı önünde yerini aldı. Onların talepleri ise 9 ay boyunca artık çalıştıktan sonra işten çıkarılmamak yani süreklilik. Biliyoruz ki devletimiz büyüktür ve inanıyoruz ki büyük olan devletimiz bizleri mağduriyetler içinde bırakmayacaktır. Kadro hakkımız söke söke alırız. Kadro ve özlük haklarında iyileştirme talepleriyle Ulus Sanatı önünde bir araya gelen işçilere destek için Vatan Partisi de buradaydı. Vatan Partisi'ne teşekkürleri bir borç biliriz. Hepsine teşekkür ederiz. İnşallah onların da destekleriyle bu haklı mücadelemizde kazanan taraf biz olacağımıza gönülden inanıyoruz. Kamunun belediyeleri şirketlerin belediyesi olmuş. Kamunun işçisi de şirket işçisi olmuş. Ama tabii bunu kökten çözecek bir program lazım. Kaynağı da Vatan Partisi gösteriyor. Bu ülkenin kaynakları dışarıda 500 milyar dolar yurt dışı bankalarında yatıyorsa kaynak var. O kaynakları değerlendireceğiz. O kaynakları hükümetiyle yerel yönetimleriyle masaya yumruğunu vurarak belediye şirket işçiliğini, taşeron işçiliğini tarihe gömeceğiz. Maalesef esnek çalışma yöntemleri, modelleri kalıcı bir hale dönüştü. Biz Vatan Partisi olarak hem yerel yönetimlerde hem bütün kamuda bu esnek çalışmayı bitireceğiz. Belediye başkanları artık holding patronu gibi oldu. Halka gitmesi gereken belediye kaynakları bazı kişilere gitmeye başladı. Kamucu belediyecilik derken belediye kaynaklarının halk için kullanılmasını önemsiyoruz. Onu öne çıkartıyoruz. Birleşelim! Birleşelim!